Merhaba arkadaşlar, bugün size dublör yumurta ile nasıl yumurtalarımı her zaman kayısı kıvamını elde ettiğimi göstereceğim. Çok basit, ben bunu yıllardır kullanıyorum. Hatta ilk dublör yumurtamın rengi artık soldu. Çok zor belli oluyor, ikincisini aldım. Gerçekten çok kullanışlı ve hiç yanılmadan her zaman aynı yumurtanızı elde edebiliyorsunuz. Yumurta haşlama makinesini almaya hiç gerek yok. İşe giderken ben kalkar kalkmaz hemen cezvemi hazırlıyorum ve ocağa koyuyorum. Altını da çok fazla açmıyorum çünkü kaynarken yumurtayı hoplatıp çatlatabiliyor. O yüzden hafif orta ateşte yakıyorum ve pişerken ben de hazırlanıyorum. Şimdi iki tane dublör yumurta koydum. Eskiyince nasıl olduğunu görün diye, yoksa açık renkli olan artık kullanılmaz hale geldi. Şimdi görüyorsunuz, su kaynamaya başlayınca yavaş yavaş dış kabuğu sararmaya başladı dublör yumurtanın ve zaman geçtikçe daha çok içe doğru ilerliyor. Bu ne demek? Yumurta dışından başlayarak ısınmaya başladı ve artık dışındaki beyazı yavaş yavaş pişti. İçeri doğru ısı ilerliyor demek. Şu an çıkarırsanız inanılmaz cıvık. Şu an dublör yumurtanın da üstünde yazıyor soft halde, yani bayağı yumurtayı tavaya kırsanız hala kırılabilir durumda. Eğer medium derseniz şu kayısı kıvamına yakın oluyor. Medium'u azıcık geçirseniz tam kayısı kıvamında oluyor. Benim beğendiğim medium'un bir tık geçen düzeyi yine videonun sonunda göreceksiniz. Eğer hard derseniz de bayağı sapsarı, yani artık böyle top gibi çok pişmiş hali olmuş oluyor. Ben medium olduğunda sıcak sudan çıkarıp soğuk suya yumurtalarımı koyuyorum ve muhteşem bir kıvamı oluyor. Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tam medium'da ocaktan aldım ve şimdi hafif de suyun içinde biraz kıvam alacak. Bak şimdi görüyorsunuz, suyun içinde hala medium'dan ilerliyor ve birazdan orası harda doğru gelecek. Eğer sıcak suyun içinde bekletirseniz yumurtanız bu yüzden koyulaşır. Soğuk suya alırsanız o ısınma sürecini yavaşlatırsınız ve hafif toparlayacak ve tam kayısı olacak ama içine kadar ısı ulaşamayacak. Artık kendi kendini pişiremeyecek. Şimdi ben büyük olan yumurtayı biraz geç çıkardım bilerek, çünkü büyük olan yumurtaları daha geç çıkarmak lazım. Küçük yumurtalar daha hızlı pişiyor. Siz bunu kullandıkça kendi ayarınızı çok güzel bileceksiniz. Tam nerede ocaktan almanız gerektiğini, ne zaman soğuk suda şoklayacağınızı bileceksiniz. Ben tam medium civarında veya bir tık fazlasında ocaktan alıyorum yumurtanın büyüklüğüne göre. Bu yumurtalar büyük olduğu için medium'u, tam medium ve medium'un üstünü tercih ettim. Ama küçük olsaydı medium onun için yeterliydi. Ve hemen soğuk suda şokladım. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtayı önce bir rulo halinde tezgahta yuvarlıyorum. Öyle olunca zarıyla birlikte kaldırmak kabuklarını çok kolaylaşıyor ve çok kolay soyuluyor. Yoksa bu çok taze bir yumurta olduğu için soymak biraz zorlaşacaktı. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde soyacağım. Görüyorsunuz tam kayısı. İnanılmaz güzel. Böyle içi hafif sulu gibi ama yeterince pişmiş durumda. Ben bu kıvama bayılıyorum. Şimdi ikincisini de soyacağım. Gördüğünüz gibi suyun içinde kalsaydı tamamen pişmiş olacaktı. Ama ben şokladığım için içi tamamen pişmedi. Dublör yumurtalarım tam pişmişi gösteriyor şu anda. Ve size bir tavsiye, eğer böyle içi turuncu ve lezzetli bir yumurta arıyorsanız kahverengi ve benekli olan yumurtaları alın. Mümkünse tonları birbirinden farklı olsun. Hani fabrikasyon gibi olmayınca daha güzel oluyor lezzeti. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu arada dublör yumurtada yaklaşık 10 lira. Ve ben 6 yıl boyunca neredeyse her gün kullandım. Ondan sonra rengini kaybetmeye başladı. Gerçekten parasını hak eden çok kullanışlı bir ürün. Hiçbir yumurtanız ziyan olmuyor böylece. Eğer çok cıvık yaparsanız ilk denemenizde, ben mesela tavaya kırıyorum. Yine ziyan etmiyorum yumurtayı. Umarım video işinize yaramıştır. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.